Yine çok değerli, kıymetli bir konuğumla sizlerle birlikteyim. Aksu TV ekranlarında her pazartesi izleyicisiyle buluşan ve haber müdürü Murat Eğri'den hazırlayıp sunduğu Haber Ötesi programına Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay canlı yayın konuğu oldu. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey, teşekkür ediyoruz. Ankara'da gerçekleşen Tam Bana Göre Festivali'nde Dulkadiroğlu Belediyesi olarak Kahramanmaraş'ı temsil etmenin ve oradaki gençler tarafından yoğun ilgi görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Okay, "İnşallah bir sonraki festivale çok daha iddialı bir şekilde hazırlanacağız diye düşünüyorum." dedi. Bu aslında bir başlangıçtı. Bu artık bundan sonra Tam Bana Göre Festivali geleneksel hale dönüştürülüyor ve her yıl tekrarlanacak bir festival. Tabii biz sadece kendi standımızla değil, diğer belediyelerimizin de standlarını gezme imkanımız, görme imkanımız oldu. Oralardan istifade ettik ve o belediyelerdeki tecrübeleri inşallah kendi ilçemizde, gençlik merkezlerimizde de faaliyete geçirmeyle alakalı çeşitli izlenimler elde ettik. Neticesi hem bugüne kadar yapmış olduğumuz faaliyetlerimizi gençlerle ilgili orada tanıtma imkanı bulduk. Hem de bundan sonra yapacaklarımızla ilgili diğer belediyelerden de tecrübe paylaşımı olduk. İnşallah bir sonraki, önümüzdeki yılki festivale çok daha iddialı bir şekilde hazırlanacağız diye düşünüyorum. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak gençlere yönelik yapılan yatırımlara da değinen Başkan Okay, belediyecilik sadece fiziki şartları iyileştirmekle olmuyor, gençlerimizin önünü açmayla alakalı da faaliyetlerimizin olması gerekiyor dedi. Yani bizim gençlerimiz önemli. Her zaman da söylediğim bir konu var. Bizim gençlerimize vefa borcumuz var. İşte belediyecilik sadece fiziki şartları iyileştirmekle olmuyor. Bu gençlerimizle ilgili, bu gençlerimizin ihtiyaçlarıyla alakalı da bu gençlerimizin önünü açmayla alakalı da faaliyetlerimizin olması gerekiyor. Tabii bundan başlangıcı bu gençlerimizin bu faaliyetleri yapabileceği mekanlar oluşturmak. Biz çok şükür Dulkadiroğlu ilçemizde 5000 metrekare kapalı alanı bulunan 2018 yılından beri faaliyette olan bir Dulkadiroğlu Gençlik Merkezimiz var. Burası çok geniş bir alan ve içerisinde adeta yok. Ve burası yoğun bir şekilde de kullanılmakta. Biz de çeşitli toplantı organizasyonlarımızı yaptığımız gibi gençlerimizin de her türlü eğitimle alakalı, sosyal faaliyetlerle alakalı her türlü ihtiyacını karşılayacak mekanlar burada var. Ve biz bu gençlerimizi de bu mekanlarımızda ağırlayarak onlara olan vefa borcumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Burada çok çeşitli kurs organizasyonları yapmaktayız. Müzikle alakalı çeşitli kurslar yapmaktayız ve özellikle bu müzikle alakalı kurslar da çok çok fazla ilgi görmekte. Dersliklerimiz adeta dolup dolup taşmakta. Biz ikinci gençlik merkezimizi de bitirdik. Şu anda içinin döşemesini yapıyoruz. İkincisi de bizim Gazipaşa Gençlik Merkezimiz. Burada 2000 metrekarelik bir kapalı alana sahip ve yılbaşından önce de gençlerimizin istifadesinde olacak. Tabii bununla da sınırlı değil. Bir yandan da faaliyeti devam eden işlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de bizim ortaöğretim kız öğrenci yurduydu. Ortaöğretim kız öğrenci yurdumuzu da Doğukent bölgesinde bitirdik. İnşallah Milli Eğitim Müdürlüğümüze devredeceğiz. İkinci sömestride öğrencilerimizin kullanabilecek şekilde hazır şu anda. İçinin tefrişi yapılacak ve kullanıma hazır hale getirilecek.